Öğrencilerim merhaba, ben Canan Çetin. Bu yıl dersleri birlikte göreceğiz. Bu videoyu hazırlamamın nedeni size kısaca sizin bizden beklentileriniz var. Bu ilk başta gelen beklenti bilgi, görgümüzü elimizden geldiği ölçüde sizlerle iyi bir şekilde paylaşmak ama bizlerin de sizden bazı beklentileri var. Hoş siz bunların bilincindesiniz ama naçizane tekrar etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi lütfen derse zamanında gelin, zamanında çıkın. Dersinizin olduğu gün erkenden uyumaya gayret edin ki zamanında giresiniz. Biz hocalar kapıların 3 dakika 5 dakikada açılıp kapanmasına alışık kişileriz ama sınıfta dikkati dağılan öğrenci arkadaşlarımızı düşünerek lütfen derse zamanında gelin, zamanında uyuyun, bunlara dikkat etmenizi rica ediyorum. Devam çok önemli artık. Devamın önemli olma nedeni de okula geldiğiniz ne kadar çoksa hocanızdan öğrendiğiniz bilgiler o kadar fazladır. Yani bunu arttırmanız gerekiyor. Hoş %30 en fazla gelmeme hakkınız var ama bunu da elinizden geldiği ölçüde özel durumlar dışında kullanmamalısınız. Çünkü yarın öbür gün Allah göstermesin hastalık ve benzeri gibi şeylerde kullanabilirsiniz. İnşallah o da olmaz. Hocalarınızı dinlerken not tutmaya özen gösterin. Bazı arkadaşlar cep telefonlarına not tutuyor. Bazı arkadaşlarınız benim gibi halen defteri kalemi var. Yani neye tutarsanız tutun, laptopa tutanlar var. Yani neye tutarsanız yazın. Ama not tutma önemli. Yani not tuttuğunuz zaman bakın böyle buradaki şey beyine gidiyor ve tekrar geliyor. Yani aynı dikiş makinesi örneği gibi kaydediyor. Yani not tutmanın çok fazla önemi var. Çünkü not tutmadığınız zaman aklınıza güvendiğinizde unutabilirsiniz. Hem de tekrar etmek istediğinizde büyük avantaj sağlıyor notlarınız. Hocanızla iletişime çok önem verin. Sınıfta muhakkak sınıf temsilcileriyle iletişime önem verin. Sınıf arkadaşlarınızla iletişime önem verin ve arkadaşlar muhakkak herhangi bir sınav olduğunda bu quiz olabilir, bazı okullarda quiz zorunlu, bazılarında değil ama vize ve final var. Bu sınavlarda lütfen sizden rica ediyorum sorunun cevabına elinizdeki tuttuğunuz notlara bakın. İki, hocanın size önerdiği kitaba bakın. Bunlara bakmadan bu sorunun cevabı neydi deyip lütfen mail atmayın, mail yazmayın, lütfen hocayı aramayın. İlk önce bunun sorumluluğu sizde. Açın, öğrenin. Yani öğrenmenin de hiçbir zararı yok. Hatta hocalar, ben şahsen soruların cevaplarını elimden geldiği ölçüde sınıf kapılarına asacağım ya da derste çözerim veya sınavdan hemen sonra beklerseniz size iletebilirim. Sınıf kapısını olmasa bile daha iyi yüz yüze iletmek. Lütfen yine de yapamadığınız soruları gidip kaynağından öğrenmeye gayret gösterin. Günü gününe çalışın. Günü gününe özetler yapın. Bol bol okuyun. Artık biliyorsunuz çok üniversitemiz var. Ve güçlü bir rekabet var. Yabancı dilinizi çok ilerletin. İlla her şey şunu mazeret edemezsiniz. Yani vallahi kusura bakmayın param yok. Ben öyle öğrencilerle karşılaştım ki ağır bir dil olan Arapçayı internetten öğrenmişti. Helal olsun onlara.
Mesela yine çok gıpta ettiğim benim o dönemde Marmara Türkçeden İngilizceye geçişler vardı. Bu çocuk geçemez dediğim ama benim yüzümü kara çıkartıp gramer kitaplarını okuyup o kör topal İngilizcesiyle grameri halledip geçen arkadaş tanıyorum. Yani isterseniz artık günümüzde internet var. Her şey açık. Yani mazeret yok. Eğer bir insan hayatı boyunca mazeret üretmekte başarılı ise onun başka başarılı olduğu iş yoktur. Tek başarılı olduğu iş var mazeret üretmek. Onun için lütfen hayatınızdan mazeret üretmeyi çıkartın. Kendinizi bugünden kilitlediğiniz hedeflerinize, vizyonunuza, misyonunuza kilitleyin ve bu havuza pek çok üniversitenin kişi yetiştirdiğini, senin onlardan farkın olması gerektiğini bilin. Muhakkak staj yapın. Resmi staj olmasa bile babanın bakkal dükkanı olursa küçük olsun, sakın küçümseme. Oraya kaç kişi giriyor? Profilleri neler? Şu kadın ne yapıyor? Pazarlık mı yapıyor alırken? Bu kadın hep borç mu yazdırıyor? Bu peşin mi ödüyor? İnsan davranışlarını, ilişkileri öğrenirsin. Ve bunlardan da hiç gocunma. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Muhakkak deneyim kazan, staj yap, farkın olsun, ayrıcalığın olsun. Muhakkak kariyerinle ilgili planlar yap. Her şey illa okul önemli ama bazen kitaplardan öğrenirsiniz. Bazen kaynaklardan öğrenirsiniz. Bazı insanlar da gider para vererek öğrenir. Bunlar da bir yoldur ama günümüzde artık öğrenmenin mazereti yok diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sizlere de, bizlere de. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Teşekkür ediyorum.